Şiba üzerine önceki videoda başlattığımız bu haberi ilerletmeye devam edeceğiz ve genel olarak da evet konuşacağız. Nedir, ne değildir vesaire. Shiba Coin yorum dediği noktadayız. 2020'de açıldı diyor. Sosyal medyadaki popülerlik vesaire burada kaldık. Tam yatırım yaparken falan neyse. Shiba Coin nasıl alınır? Shiba Coin kripto para borsalarından satın alınabilir. Bak ya ama yeter şu yukarı aşağı atıp duruyor ya. Bakın borsalarla alakalı iki tane şey söyleyeyim. Birincisi bak DEX'ler üzerinden oynamayın. Ben defalarca söyledim. DEX falan yok. Yani DEX'lerde oynamak sıkıntı yaratacaktır. Onu net bir biçimde ifade edebilirim. O yüzden CEX'lerde kalmanız her zaman sizin yararınıza olacaktır diye bir durum özeti geçmek istiyorum. İkincisi tabii Shiba'nın borsalardaki son zamanlarda bulunan borsalardaki arzı bayağı bir düştü. Yani bu da kısa vadeli yüksek bir kıtlık yaratıyor. Neticede baktığımız zaman sanki bir yakım gibi ya da bir nasıl diyeyim yani bir staking gibi aslında düşük bir meblağ üzerinden oynandığı için düşük bir meblağ kaldığı için bir hareket edildiği takdirde potansiyel olarak coin'in fiyatlarına etkisi çok daha yüksek oluyor. Anlatabiliyor muyum? En son galiba 84 trilyona kadar düşmüştü Binance üzerindeki meblağ. O yüzden Shiba üzerine etkiler yüksek. Hani yapabileceğiniz ortalama bir alım Shitcoin'in potansiyelini, Shitcoin'in fiyatlarına daha çok etki ediyor. Anlatabildim galiba. Kripto para tamam. Shiba nasıl alınır mı alınır modelini mevzusunu geçmek lazım. Shiba Coin bir meme coin'dir ve yüksek risklidir. Buradaki kısım da çok ya şunları da kapat be. Buradaki kısım da biraz farklı anlaşılıyor. Shiba evet bir meme token'dır ama geçmişteki o klişeyi artık aşmak gerekiyor. İşte meme coin'dir risklidir. Ya kripto paraların doğru. Belli bir kendi riski var zaten kripto paraların. Evet. Ama Shiba bir meme coin olduğu için ekstradan riski yok ha. Haberiniz olsun. Yani Shiba bir meme coin'dir. Ne bileyim işte bilmem neden daha risklidir. Yani o çok mantıklı değil. Aynı zamanda 97 birlere denedi bak. 97 birlere denedi. Bu alım için bence iyi bir fırsat. Çünkü kırılım beklenmiyor. Aynı zamanda şu an bir düşüş meydana geldi. Çünkü BTC sert yukarı denedi. Tamam. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bakınız Bitcoin tarafında sert yükselişler devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle günlükte 30 bini almaya çalışıyor olabildiğince seri bir şekilde bu da 4 saatlikteki Golden Cross'la birlikte hareketi tamamlamaya çalışıyor. Burada Bitcoin 30 bini kırdığı takdirde ilk etapta bir düşüş seyredebilirsiniz altcoin'lerde tamam. Özellikle Shiba'da. Fakat devamında sert bir şekilde tekrardan bunu fiyatlayacaktır. 19.00 kapanışına da dikkat edin. Daha doğrusu açılışına. Tamam mı? 15.00 kapanışı, 19.00 açılışına dikkat edin. Burada 30 binler üzeri bir Bitcoin görebilirsek, bakınız bu önemli. Aynı zamanda Shiba'daki fiyatlama da, yukarı fiyatlama da sert olacaktır. BTC bir anda denedi. Dominans'ta muhtemelen bakmadım ama yüksek bir artış yaşandı. Altcoin fonları ekseriyetle bu tarafa doğru kaydı. Anlatabildim mi? Dikkat edin, belli seviyeleri kırmaları önemli. Shiba Coin nedir? Shiba Coin, Ethereum blockchain üzerinde oluşturulan bir kripto para birimidir. İsmini Japon kökenli bir köpek ırkı olan Shiba Inu'dan almıştır. Shiba Inu Coin, Dogecoin'e benzer bir şekilde başlangıçta bir meme coin olarak lanse edildi ve kendisini Dogecoin katili olarak pazara doğru PR çalışmasını da buradan yaptılar çıkışta. Başarılı olmuş olacaktır ki devamında zaten bir sürü sıfır attı. 600 bin X mi yaptı? Öyle bir şey yaptı yani. Çok korkunç yükselişler yaptı. Shiba Inu anonim bir kişi veya grup olan Ryoshi tarafından Ağustos 2020'de yaratıldı. Shiba Inu coin ayrıca bir token ekonomisi olarak adlandırılan şeyi benimsemiştir. Bu belirli bir miktarda token'ın yanı sıra bir borsa ve bir NFT projesi içerir. Bakın token ekonomisi olarak adlandırılan şey diye bir şey yoktur. Token ekonomisi
her token'da vardır zaten. Yani belli bir bunun ekonomik unsurları, yani tokenomi de denir ya da tokenomik unsurlar denir. Genel olarak tokenomi olarak geçer. Bu diğer coinlerde de vardır. Örnek veriyorum, Matic'in şu anda genel itibariyle benimsediği tokenomik unsurlar, mesela çok yüksek bir arz yok farkındaysan. Hani her token'ın bir kendi ekonomisi vardır. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Shiba belli bir işte tokenomik şeyi benimsedi falan diye bir söylem yanlış bir söylem olur. Shiba Inu Coin kripto para birim pazarında belirgin bir yer edinmiştir. Ancak potansiyel yatırımcıların kripto para birimlerinin yüksek riskli yatırımlar olduğunu ve dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları gerektiğini anlamaları önemlidir diyor. Tabii bu bilgi genel bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Shiba Coin sık sorulan sorular. Peki 1 Shiba kaç TL? 4.017 Türk Lirası. Ya ben de size bir şey söyleyeyim. Bu çok fazla şey yapılıyor. İşte Türk Lirası mesela sorulan sorularda da kaç lira olacak? Abicim lira değil. Bak şimdi. Lira zaten biz mesela niye dolar üzerinden yapıyoruz? Niye mesela lira üzerinden niye teknik analiz yapılmıyor? Ya da karşılaştırmalarda genel ekonomisine bakarken niye lira üzerinden konuşulmuyor? Hatta Euro bölgesi. Adamlar neden Euro üzerinden konuşmuyor? Veya niye biz bunu altın üzerinden konuşmuyoruz? Ne bileyim Yuan üzerinden mesela. Bunlar üzerinden konuşulmaz. Çünkü bunlar zaten sabit değil. Altın da öyle mesela. Altında evet yüksek volatilite yok ama altın üzerinden bile bu konuşulmaz ki. Çünkü dolar şu anda global para birimidir. Yani hem görece sabittir, bakın görece sabittir, hem de globalde kabul edilir. Ya sen tutarsın o eurodan konuşur, öteki liradan konuşur, öteki ondan, öteki bundan konuşur. Yani bu işin globalliği kalmaz, anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda Türk lirası üzerinden değerlendirme ve teknik analiz yapılmaz. Çünkü Türk lirası zaten oynak. Onu geçtim. İnsanlar Türk lirası üzerinden mi bu hareketleri yapıyorlar ve destek direnç noktaları kayar. Anlatabiliyor muyum? Oynak olduğu zaman destek direnç noktaları kayar mesela. Şu kadar dolar dediğinde bu sefer oynaklık olduğu zaman bu kayacaktır. O paritedeki dolar Türk lirasına farklı yansıyacak. Yani onu mu takip edeceğiz? O yüzden siz dolar üzerinden takip etmeniz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.